Bayağı uzun zaman olmuştur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimizin konusu bütün kuvveti ihlasla ve hakta bilmek. Biz bu zaten biliyoruz böyle deyip geçiyoruz efendim. Biz zaten ihlası biliyoruz. İhlas biliyoruz ya. Onun için pek okumaya veya fazla ilgimiz de çekmiyor konu itibariyle. Fakat öyle değilmiş yani. Mesela unutmuyorum. Şeyde onun içindeki bazı şeyler var. Onu sileceksin Emre. Tamam. Fazlalıklar tamam. Var. Mesela amcam geldi. Onunla alakalı bir şey anlatacağım da. Amcam geldi. Diyor ki oğlum diyor bizim bilmediğimiz bir Allah'tan mı bahsediyorsun? Anlıyor musun? Bilmediğim bir Allah'tan mı bahsediyorsun? Yani ne bu yani köy yani heyecan oluyor ya Risale'nin tanıdığı zaman ilk önce insana şefk oluyor. Biz sokakta demiyorum ha kendimize diyelim. Allah deyince ne anlıyoruz? Yani Allah deyince 10 dakika konuşabilir miyiz Allah hakkında? Allah nasıl bir şeydir? Hani biliyoruz ya, hep bunun adı ülfet belası. Bilmiyoruz. Allah deyince ne kadar, kaç dakika anlatırsın sen mesela delikanlısın? 1-2 dakika ancak. Ancak. Doğru söylüyor. Yani inandığın Allah'a bize anlat deseler nesini anlatacaksın? Bilmiyoruz. Mesela ihlas diyoruz, ihlas. İhlas mesela onun hakkında Hasan ne biliyoruz ki? Ne diyebiliriz abi mesela? Herkesin bildiği gibi de endişe etme. İhlas nedir abi? 21. lema tamam. Ne mesela ihlas hakkında ne diyebilirsin bana? Sadece Allah rızası için inşallah. Allah rızası için. Yani ihlasın manası Allah rızası için. Başka abi ne? Samimiyet. Başka? Tesadüf. Tesadüf ne alakası var ihlas? Abi birlikte ettiğin geldi mi ihlastan? He, tamam o da öyle. Dayanışmadan gelen. Hey İsmail. Bütün amellerimizde, bütün niyetlerimizde Allah'ın rızasını gözetmek. Peki ihlasta demek Allah rızası var değil mi? Allah rızası olmadığı yerde ihlas olur mu? Olmaz. Ama oluyormuş. Şerde de ihlas var. Ne olacak şimdi? Dalalette de ihlas var. Haksızlıkta hakperestlik varmış. Bak okuyayım istersen. Hatta meslekleri dalalet ise de yine ittifakı muhafaza ederler. Adeta o haksızlıkta bir hakperestlik. Haksızlar, yani küfür yani. Hakperestlikleri var. Haksızlıkta. Dalalette bir ihlas var. Dalalette ihlas olur. Ömer? Oluyor abi. Oluyormuş sen niye oluyor? Nasıl oluyor? Birlik olup daha büyük bir şeye hizmet ettikleri için. Ama ihlasta Allah rızası yok mu? Var. Peki dalalette Allah yok ki. Dalalette Allah'a inkar var. Allah'a inkar olduğu yerde ihlas olur mu? Oluyor abi. Nasıl oluyor? İşte birlik oluyorlar abi. Birlik Allah rızası mıdır? Sadece dünyevi şeyler için de birlik olabiliyor. Mesela her birlik Allah rızası için midir? Değildir. Amaçlar için mi? Amaçlar için mi? Daha büyük bir amaç olduğu zaman ihlas oluyor. Samimiyet değil mi? He? Davasındaki samimiyet olmayan. Ha, davasında samimiyet. Beraber için işlemek istiyorum tamam bu dersi. Bildiğimizi zannettiğimiz şeyler öyle de değilmiş yani. Mesela dalalette ihlas varmış Ömer. Bak, o dinsizlikte dinsizdarane bir taassup varmış. Dinsizdarane.
Yani dinsizlik dini. Dinsizlik dini var. Mesela ateistlik de bir dindir. O da bir inançtır. İnkarcılık inancı. O da bir dindir. İnkar etmek. Bak ne varmış? Bir haksızlıkta bir hakperestlik var. Ve o dalalette bir ihlas var. Ve o dinsizlikte, bak dinsizlikte, dinsizdarane bir taassup var. Sanki dindarane bir şey ya. Din bizi birleştirmiş. Dalalet onları birleştirmiş. Dalalet. Dalalet bir yapmış. Acayip yani. Dalalet ihlas yapmış. Dinsizlik din yapmış. Dinsizlik din olmuş. Ondan sonra bir taassup getirmiş. Nifak, münafıklar aldatıyorlar. Münafıklıkta bir vifak var, birlik var. Çok tuhaf değil mi? Bu sizin bildiğiniz Risale'de 21. lema dedi. Kim dedi? Ha? Sen dedin, evet. Tamam. O bizim bildiğimiz 21. lema. Bak bir daha. Haksızlıkta hakperestlik var. Ona. Dalalette bir ihlas var. Dalalet ihlas olur mu? Hani ihlasın içinde Allah vardı. Allahsız olan yerde ihlas olur mu? Oluyormuş. Dinsizlikte dinsiz darane bir taassup var. Dinsizlik dini. Taassup yapmış. Yani dinsizlik din olmuş. Sonra o nifak var ya, münafıklık. Yani birbirinin kuyusunu kazmak, ayırmak, birbirinden kopartmak, çözmek. Çözmekte bir birlik var. Onlarda, kendilerinde. Yaparlar ve muvaffak olurlar. Çünkü diyor, samimi bir ihlas, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Şerde dahi ihlas var. Şer. Şerde ihlas oluyor mu? Oluyormuş. Dinsizlik dini varmış. Biraz ondan bahsedeceğiz. İlginç değil mi? Nerede hata yapıyoruz? Nerede hata yapıyoruz ki niye bu kabus üzerimize oturmuş? Böyle bir atalet betalet var. Yani böyle bir ikindi namazından sonra uyuyanlar gibi. Uyuyup kalkanlar oluyor ya. Böyle mantar gibi bir kafa olur. İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname'de diyor ki, ikindiden sonra yatıp da akıllı kalkana hayret ediyor. Çünkü akıl gitmesi gerekiyor. Ya. Yani sanki böyle bir atalet betalet var üzerimizde. Bir ağırlık var böyle. Bir sıkıntı var bizde. Bir doymamazlık var bizde. Duymazlık var. Vurdun duymaz. İşi başkasına sağlamak. Olur canım. Allah'ın da vası Allah'a aitti. Ben de ne ala? Allah kadar güçlü müyüz tabi estağfurullah? Ne ben böyle bununla uğraşacağım? Herkes de vasını yapsın der gibi. Böyle bir acayip bir hal var ya böyle. İkinden sonra kalkmış gibi böyle bir monotonluk var yani. Bir şefksizlik var. Zevksizlik var. Niye? Bakalım. Niye yapıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Birincisi, biliyor zannediyoruz. Senelerden beri geliriz, bakarız böyle veya okuruz. Ya ihlası bilmiyoruz. De Allah'ı bilmiyoruz ya. Ya burayı görenler, okuyanlarsınız ben. Mesela doğru söyledi. Dedi ki, bir iki dakika ancak Allah konuşur. Allah nasıl bir şeydir? Ha? Allah deyince hemen cehennem aklımıza geliyor. Niye? Allah cehennemle özdeş mi olmuş? Ceza kesen savcı gibi olmuş yani. Sakın ha, din deyince trafik polisi sanki. Aman ha, trafik polisi görünce hemen besmele çekiyoruz, ayet-i kürsü okuyoruz diye. Lan çevirecek şimdi ya. Din deyince trafik polisi, Allah deyince haşa cumhuriyet savcısı gibi şey yapan böyle, budu sahtan böyle, ceza kesen. Böyle anlaşılıyor yani. Ahiret deyince cennet cehennem hatırımıza geliyor. Rıza ile yoldan üstündür ya. Cennetten üstündür. Yani rıza. Yani Allah'ın gayesi insanları cennete koymak esas değil ki. Zaten cennetten gelmiştik. Öyle değil mi?
Allah cenneti vaat ediyor bir şeye ama. Mükafat var. Niye? O kastettiği şey cennetten üstündür ki bunu vereceğim diyor. Mesela çocuğa diyorsun ki oğlum bak Kur'an'a çıkarsan bisiklet yarışı. Bisiklet vasıta, Kur'an gaye değil mi? Yusuf. Babanın gayesi bu. Kur'an gaye. Bisiklet vasıta. Çocuğun gayesi ne? Bisiklet. Kur'an vasıta. Kur'an öğrenecek. Niye? Bisiklet almak için. Anladın mı? Peki kişi değişti. Peki Allah da tövbe yani. La teşbih ve la temsil. Baba gibi. Size bisiklet vereceğim. Cenneti vereceğim. Niçin? Bunu yaparsan. Gaye ne? Cennetin hizmet ettiği. Cennetten üstün olan insan gayedir. Kendini tanı. Tanımla. Muhatabi ilahi ol. Değil cennetin, kainatın halife-i rüy zeminisin sen. Halifesisin. Halife-i kainatsın sen. Ya cennetin öyle 20 tarifi değil. Bak insanın tarifine bak şu anlar 218'de. İnsan gaye. İnsan, insan. Biz insan olmak için geldik. Daha insan değiliz. Hedef insan. Cenneti vereceğim. İnsan ol. İnsan, yani insanlık hakikatını, mahiyetini inkişaf ettir. İhlas da toplumu ilgilendiren bir şey. Tek kişiyi şahsı ilgilendirmiyor. Öyle mi? Dağ başında mağaradaki bir adamın ihlas... Olmaz. Olmaz yani. Samimiyeti de olmaz. Lazım. İnsanı da olmaz değil mi? İnsanı da olmaz. Çünkü niye? İnsan, insansız insanlaşamaz. Bir daha, insan, insansız insanlaşamaz. Yok ki ne ihlası ya? Ne sebabı? Kuyruğuna basan yok ki. Ne ihlas yapacaksın? Tamam. Şimdi o zaman biliyor zannettiğim şeyin ilk önce bir lügatını okuyayım. Sonra ihlas bir kuvvetmiş. Bir sistemdir. Böyle bir anlayış, bir seziş, bir taassup, inanç sırf değil. Öyle değil. İhlas hulustan gelir. Halis olmaktan geliyor. Lugatını veriyorum. Kalbini safi etmek. İşte samimi olmak. Lugat dersi yapıyoruz ha. Riyasız sevgi, işten gelen sevgiyle doğruluk ve bağlılık. Yapılan ibadet ve işlerde, sırf ibadet değil, işlerde hiçbir karşılık ve menfaatı hakiki ve esas gaye etmeyerek yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını esas maksat ve gaye edinmek, insanlara riyakarlıktan gösterişten uzak olmak. İhlas sadece ibadetle alakalı olan bir şey değil abi yani. Değil işte. Toplumun içindeki bir şey. Okuyacağız inşallah. Aynen böyle toplumlardan bir tanesi o. Hak neymiş? Bak diyor ki, kuvvet hattadır ve ihlastadır. Kuvvet hakta ve ihlasta. Hakka, hakkın ne anlıyorsunuz? Hak. Hak nedir? Cenab-ı Hak. Hak. Bak dedi ki kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi haksız. Haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Haksız. Haksız adam haksızlıklar içinde gösterdikleri ihlas var, samimiyet var. Ama haksız. Ama samimi haksızlıkta. Haksız ama haksızlıkta ihlas var. Ama kime göre haksız? Kendine göre haklı, yanındakine göre haklı, bana göre haksız. O iki haklı bir oluyor, bir haksızlık şeyi ortadan kalkıyor o zaman. Hakkı bir okuyalım. Batılın zıttıymış hak. Doğru, gerçek, vacip ve lazım olan, her sabit ve doğru olan, adalet, herkesin meşru olan salahiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki malikiyeti, dava ve iddia, hakikate uygunluk ve geçmiş harcanmış emek, münasip din, İslamiyet yapacağı yalansız yapan kimse. Şimdi okuyayım ötekisinde, dalalet var. Dalalette ne vardı? Dalalette bir ihlas varmış.
Dalalette de ihlas varmış. Dalalet neymiş bakayım? İman ve İslamiyet'ten ayrılmak, azmak, şaşkınlık, hak ve hakikattan, İslamiyet'ten, yolundan sapmak, Allah'a isyankar olmak manasına geliyor. Taassup ise asaptan geliyor, nesebine bağlılıktan geliyor. Bir şeye veya bir kimseye taraflı olmak, din bakımından salabetli olmak, haksız yere hücum etmek, ne o? Hüsmet etmek. Bir düşünüşe, bir inanışa körü körüne bağlanmaktan başkasını düşünmemek hali, samimiyette, o lügatı da vereyim, içten ve kalbi olan sevgi ve bağlılık. Şimdi bu lügatı biraz beraber yaptıktan sonra dersi girebilirsiniz. Ben şeyi öyle tıngır tıngır gitmek istemiyorum. Üçüncü dostunuz, bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. İhlas ve hak. İhlas neymiş? Biz bildiğimiz gibi değilmiş. Hemen ben acele edeyim. Allah'ın şeriatı ikidir. 724'te anlatıyor. Sözlerde, Lemat'ta. Allah'ın şeriatı ikidir. Bak, kafirler de şeriata uyuyor. İki tane şeriat var, hangisine uyuyor? Onu şey yapayım. Şöyle. Şeriat ikidir. Birincisi nedir Hasan? Şeriat-ı sıfat iradeden gelen, Allah'ın subuti sıfatı var ya arkadaşlar. İlim, irade, sem, basar, kelam, kudret, hayat. 7. Tamam. İrade, sıfat iradeden gelen şeriata şer-i tekvini denilir. Yani adetullah. Yani 15. kattan Müslüman da kafir atlasa yeri çakılır. Çalışan terler, kafir de Müslüman da böyledir. Allah'ın bir adeti var. Bu kurallar Allah'ın şeriatıdır. Bu irade sıfatından geliyor. İrade. Bir de sıfat-ı kelamdan gelen şeriat ise alem asker olan insaniyetin faalini tanzim eder. Yani bir de kelam sıfatından geliyor. Dedik ya ilim, irade, sem, basar, kelam, kudret. İrade sıfatından gelen Allah'ın şeriatına yer çekimi, kanunu, büyüme, ağaç budanırsa ne olur, balık nasıl tutulur, değil mi, hava nasıl gidilir, yemek mesela, tuvalet adabı, kafir mümin fark etmeden banyoyu bitirip çıkarken adam ayağını buradan aşağı soğuk suyla yıkarsa baş ağrısı pek görmez. Bu Müslüman kafir fark etmez. Kur'an'da misal vereyim. Bal kafir mümin fark etmeden şifadır der Allah. Bütün insanlara. Şifan linnaz. Kur'an ise sırf iman edenlere şifadır. Diyor ki Allah'ın şeriatı ikidir. İrade sıfatından gelen, yanlış da tabir edilebiliyor, tabiat deniliyor. Kainat kitabındaki kurallar. Kelam sıfatından gelen Kur'an'dır ki, bunun uymak, helal, haram kavramını içsel alemde oluyor. Diş dünyayı da akrabalık bağla vesaire yapıyor. Bunun mükafatı, cezası çoğunlukla ahirette oluyor. İrade sıfatından gelen şeriata uyarsa cezası, mükafatı burada oluyor. Yani çalışırsan servet olur. Sabreter, sebat edersen muvaffak olursun. Kuralına uyacaksın. Kafirlerin ihlası irade sıfatından gelen adetullah'a uyuyorlar. Orada samimiler. Yani adam diyor ki gündelik böyle pansuman yapmayacağım. Ben bu Polatlı'da esnaflık yapacağım. Ben burada ciddiyim. O zaman malını pahalı da yoksa sağlam yapıyor. Sözünde duruyor. Bir de ona koltuk yaptırmaya gider adam. Tavsiye eder. Ama ona koltuğunu yapacağım dedin. 3 gün sonra, sen 1 ay sonra verirsen bu adam sana gelmez. Orada ihlas yoktur. İrade sıfatından gelen ihlas.
Adetullah'a. Adetullah'ın kanunları tecelli ediyor. Evet. Adetullah kanunları. Şimdi diyor ki, iradeden gelen şeriat, insan-ı ekber, kainat idare ediyor. Şimdi arkadaşlar, eğer bu Allah'ın adetullahı var ya, yani kuralı, kural malzemesi, yağmur yağmasını da kurala bağlamış. Sakarya akmasını kurala bağlamış. Kavunun Polatlı'da yetişmesi için kurala bağlamış. Buna ait bir misal söyleyeyim de çok, bu da garip. Acemi, ne acemi? Hasan-ı Basri ile Habibi Acem. Habibi Acemi nehre geliyorlar Bağdat'tan. Karşıya geçecekler. Sandal gerekiyor. Karşıya ders verecekler. Hasan-ı Basri tabi'in imamlarındandır. Diyor ki kimse yok. İki kişi var. Habibi Acem'le Hasan-ı Basri var. Diyor ki Habibi Acem diyor ki efendim diyor. Kimse yok diyor. Ya tamam diyor. Fırtına var. Sandal gelemez. Fırtına duracak. Sandal gelecek ince. Ya şimdi sen de ben de biliyoruz diyor. Besmele ile geçelim diyor. Hani besmele çekip geçelim. Diyor ki niye geçelim diyor. Yani ya ders vereceğiz karşıda diyor. Ders var ha. Ticaret yapmayacak orada. Sevgilisine de gitmeyecek. Diyor ki Allah'ın rızasını orada kazanacaksak diyor Hasan-ı Basri. Allah'ın rızası Allah'ın adetullahındadır. Allah'ın kurallarındadır. Kurallarına uyacaksın ki neticesinde rızayla. Neticesi yoksa yoktur demek. Onun için Allah'ın kuralları, Allah'ın rızası oradadır. Onun için bekle diyor. Bu şey, o diyor ki bu kuralları diyor. Aşmak da başka bir şeydir, esmadır diyor. Bu adam geçiyor. Besmele ile sudan karşıya geçiyor, ders veriyor. Bu Hasan-ı Basri suyun dünlü yağmurun, fırtınanın, dalganın bitmesinden sonra geçiyor. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri ele alıyor. İmam, asrın imamıdır. O zamanın imamıdır. Bundan 3-4 asır öncenin imamıdır. Bu asrın değil, 3 asır öncesi mücedittir. Diyor ki, Allah'ın rızası Allah'ın adetindedir. Adetullah'ındadır. Hangisi üstündür demiş, soruyor kendisi. Hasan-ı Basri üstündür. Çünkü Allah'ın adetine kanaat etmiş. Verilen imtiyaz da adetini aşmamış. Tamam. Şimdi kafirler niye muvaffak oluyor? Bazıları tabii. Sözünde duruyor. Malı dediği gibi sağlam yapıyor. Tamam. Aldatmıyor. Hangi şeriata uyuyor? İslam şeriatına uyuyor resmen. Abi. Tamam, evet, tamam. Hangi? Adetullah kanunu ve şeriatı, dine uyuyor. Yani Allah'ın kanunu ikidir dedik. İrade sıfatından gelen, kainatı idare eden kanunlar var. Suyu batır, su ıslatır. Şeker ağzına koyarsan tad alırsın. Sözünde durursan, malı diye yaparsan müşterin olur. Aldatırsan olmaz. Tamam. Dişini temizlersen dişin çürümez. Hiç mi çürümez? O kadar işte. Şimdi bu Allah'ın adetine uymak ihlastır. Kelam sıfatından gelen şeriat var Kur'an. İnsanı asgar yani kainat asgar. İnsanın ahlakını belirliyor. Davranışlarını helal haramını yapıyor. Bu kelam sıfatından gelen Kur'an'a uymanın karşılığı çoğunlukla mükafatı ve cezası ahirettedir. Burada o kadar değildir. Ötekisi ise uymanın mükafatı da cezası buradadır. Çalışırsan İsrail gibi mükafatını alırsın. Çalışmasan Araplar gibi cezanı da alırsın. İhtilaf edersen hiçbir kuvvetiniz kalmaz. İttifak ederseniz az dahi olsanız güçlü olursunuz. Bu nedir? İhlastır. Fark şu.
İşte bu adetullah kanunlarının tecelli bütünlüğüne rububiyet denilir. Allah'ın Rabb'liği. İşte bu Rabb'a Allah'ın rububiyetine uyuyorlar. Mesela adam çalışıyor, muvaffak olamayacak. Muvaffak olmayacak. Adam çalışmıyor, uyuyacak, muvaffak olacak. Bu Allah'ın adaletine zıt olduğu için çalışan çalıştığı kadardır. Bu ihlastır. Çünkü dalalette de ihlas var. Şerde de ihlas var. Yani usulüne uyuyor. Ha? Mesela Almanlarda da şu var. En büyük hileleri, en büyük yalancılığı, en büyük sahtekarlıkları, sahtekarlıklarını dürüstlük gibi yutturmuş. Şimdi demek ki irade sıfatından gelen tekvini şeriata, tekvini uyuyorlar. Bir oluyorlar. Tamam. Bir oluyorlar, birbirini tenkit etmiyorlar. Raşit, senin sporda mı kabiliyeti var? Yahudi yapıyor bunu. Atletizm misin? Tamam, davaya hizmet edeceksin. İsrail milliyetçiliğine nedir o? Siyonist. Sen ne? Ticaret mi? Sen ticarete yapacaksın. Sen Coca-Cola mı yapacaksın? Coca-Cola ile İsrail'e hizmet edeceksin. Yani adamlar irade sıfatında ihlaslı kuralını yapıyorlar. Bu kurala uymak rububiyet. Ama burada sönüyor, bitiyor. Müslüman ise bu kurala uyarsa, adetullah'a uyar da bir de iman ederse, insana muhatap ettiği, insan muhatap oluyor rububiyete, iman ettiği için uluhiyet sıfatı ortaya çıkıyor. Şudur, rububiyet Allah'ın tecellisi, kuralı, kainatta. Bunu uyuyorsun, iman etti mi de, iman etmişsin. Bu sefer Allah bir, siz bir adım atarsanız, Allah on adım atar ya, en az. Sen misin diyor, benim kuralıma ve kainattaki adetime ve gönderdiğim şeriata, kelam sıfatından gelen şey, dinime de uyuyorsun. İman ediyorsan diyor, yani irade sıfatında kelam sıfatını birleştirirsen, sende uluhiyet hakikati çıkıyor. Bu ise ihlas-ı samimidir. Bu ahirete taalluk ediyor. Uluhiyet mi olmayınca, yani o irade artı kelam sıfatı birleşince bizde uluhiyet oluyor. Uluhiyet hakikati oluyor. Sırf adetullah'a uyarsak rububiyet hakikati oluyor ki tek yönlü çalışıyor. Şimdi bu kadar izahattan sonra bir de okuyorum. Evet, üçüncü düsturunuz, bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Yani İhlas bir anlayış, bir inanç falan değil. Bir, Allah'ın kanunları var, ona uymak. İki, Allah'ın bir de kelam sıfatı var, helal, haram kavramı var. Ona uyma nispetinde insanda kutsiyet olur, güç olur. Çünkü güce bağlanmış oluyorsun. Yani basit telle evin eletini bağlarsan sokaktaki eleti, kebandan istifade edersin. Kebanı böylelikle kabul etmiş oluyorsun. Yani ihlasta güç var. Bunun gibi. Kablayı atıyorsun. Kebandan istifade ediyorsun. Kebanı kabul etmezsen, ben kabul etmiyorum devleti. Tamam etme. Kebanı sen kuracaksın. Evindeki ampul yanılsın diye keban kuracaksın. İşte bütün kuvvetimiz ihlasta ve hakta bilmeliyiz. Hak. Yani bedel ödemek. Yani kendini tanımlamak. Hak neydi? Bak diyordu ki batılın zıttı. Yani fıtratını şekilde yaşamak. Cenab-ı Hak'taki o hak, hak sahibinin hakkını vermek. Fıtratını yaşamak. İşte kafirlerde irade sıfatına uyuyor, kelam sıfatına uymuyor. Müslüman hem irade hem kemal kelam sıfatına uyunca uluhiyet hakikatine mazar oluyor. Kafirler ise sırf irade sıfatına, Allah'ın adetine, kuralına uyuyor. Rububiyete mazar oluyor.
Onun için ayet-i kerimede diyor ki kafir mümin fark etmeden herkese çalıştığı kadardır. Çalıştığın kadar. Demek ki kuvvet ihlasla ve hakkadır. Evet, kuvvet hakkadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Kuvvet kazanıyorlar yani. Nasıl kuvvet kazanıyorlar? Burada söyleyecek. Mesela bir protokol var onların tabiriyle. Yani anlaşma var. O onları idare ediyor. Oraya bağlanıyorlar. Çünkü onlarda bağlanmaların en büyük sebebi çalışmaların neticesini hemen görüyorlar. Elmayı döküyorlar, 3 sene sonra ağaçta meyve alıyorlar. Bizde ise, evet neticeyi görüyoruz ama esas netice ahirette olduğu için insan pek şefki olmuyor. Mesela namaz kılmanın dünyada rahatlığı var. Başka? En rahatlığı. Yani bir yere dayanmandan gelen insandaki psikolojik sorunu kaldırıyor. Samimiyeti nispetinde kaldırıyor. Niye? Sahipsizlikten seni kurtarıyor. Bir sahibim var diyorsun. Bu nefes darladığın zaman, nefes alamadığın zaman, o zaman daha çok bu belirgin oluyor. Hemen ölüyorum deyince hemen bir şeye yapışıyorsun. Bir ümit, bir hani denize düşen yılana sarılır ya, hemen bir Allah var, ahiret var diye tutunuyorsun. Ama kafirin duası yoktur diyor, tutunacağı yoktur diyor ayette. İdala. İşte Müslüman aslında kafirden dünyada belki maddeten zayıftır ama manen kıyas edilmeyecek kadar rahattır. Ruhsal. Bir kere, niçin? Bir kere kader anlayışı var Müslüman'da. Bir ona atabiliyor. Ya kadercilik için tembellik. Hayır, tembellikle alakası yok. Emniyet sibobudur. Zaten olmuş bitmiş bir hadiseyi. Keşkelerden seni kurtarıyor. Nereden yaptım, nasıl oldu, ne oldu? Gözü kör olsun. Kim bana sebep oldu? Bunlar niye evlendim? Tamam, olmuş bitmiş. Sen kaderim nedir diye mi evlendin? Sana gösterdikleri kıza bakarken bir dakika kaderimi bir bakayım, bu kız benim kaderimde midir diye evlendin, yoksa vallahi ısınamadım, yok yaşı bende şey, yok boyu şöyledir, böyledir, öyle mi evlendin? Sonradan da bu Allah bana niye nasip etti? Allah'a sordun mu sen? İster namazın kıldım. Ondan sonra ehline sordum, Allah'a mı sordun? Niye Allah'a fatura çıkarıyorsun? Allah bana bunu nasip etti. Allah sana bunu nasip etti değil. Sen istedin, Allah halk etti. Sen ağlasın oğlum var, emin oğlum var. Verdin gitti, namazı var değil, değil mi? Dedim. Kaportası iyi, tamam. Ahlakına baktın mı? Yok. Her şeyi tamam dedi. Burnu biraz ağır bir şeymiş. Böyle. Ahlak çok iyi. Tamam lan, burnunu ne yapacaksın? Ya burnundan ya ahlakından vazgeçeceksin. Hem 5 köfte, hem 5 kuruş, hem şoför mahalli. Hem de cam kenarı. Vermiyorlar ki. Öyle kişiler var, aman aman. Vallahi billahi. Çoğu hepiniz biliyorsunuz. Yandım abi diyor. Ben sana demedim. Yapma. Güzelliğini aldandım. Tamam, güzelliğini yatarsın, kalkarsın güzelliğiyle. Senin mesleğinde misal verdim ona. Ömer. Hakikaten bugün güzel bir koltuğunu gördüm hakikaten. Acayip. Şimdi o koltuk güzel. Tamam, oturmak keyif veriyor, rahat böyle. Sert ya böyle. 16 yılan dolu olsa. Böyle koltuğu yapıyorlar kut kut aşağıda yukarı böyle. Yılan dolu, tamam mı? İçin sandık. Sen burada rahat oturabilir misin abi? İmkanı yok abi. Aşağıda yılanlar vuruyor. Bir de yatabilir misin gece? Ama bir delik bir şey olursa ya. Ulan bir fare zanniyle yatamıyor adam ya. Bir sivrisinek var diye ona nerede? Sabah uyanmanlar. Bu koltuk güzel olması kaportasıdır eşinin. İçindeki ilanlar da ahlaksız. Böyle bir koltukta oturulmadığı gibi ahlaksız birisinin yakışıklığı ve güzelliği işe yaramıyor işte. Ruhu ilan gibi. Kaportası yiyorsa ne olur? Yeter kalın olmasın. Sırtında da olmasın. Çıplak olmama. Kuru ekmeği batır ama huzurlu. Ayağın kesik, yaşarsın. Felçlisin, tekerlekle gidersin. Amansın, sopayla yol bulursun.
ses, parmaklarla şey yaparız. Öyle. Ama psikolojin bozuldu mu? Her şey bitti. Peki nasıl düzelteceksin? İlaçla. İlaçla düzelseydi, düzelirdi. İlaçla düzelseydi tımarhanede gider, şimdi profesör olmuştu. İyi biliyor. Samimiyet var ya, iki şeriatı birden yaşamak lazım ki, doğrusu da o. Yani kuralı. Yani irade sıfatını bilmiyorsan da, kelam sıfatına uydun mu, irade sıfatında uymuş oluyorsun. Diyor ki, Peygamberimiz diyor ki, bizi aldatan bizden değildir. Bak, irade sıfatına da uymuş oldu. Mesela, üfleyerek yemek yemeyiniz diyor. Peygamberimiz bu kelam sıfatından söyledi. Yani niçin olduğunu bir sürü şey var işte. Karbondioksit çıkacak, öflenince karbondioksit çıkacak, sıcak yemeğe reaksiyona girecek, tekrar bilmem ne olacak, yiyeceksin uzun. Bu anlattığım irade şeriatı. Kelam sıfatından gelen şeriat, uyuyorsun, üfleyerek yemiyorsun Resulullah dedi diye. Öteki şeriatı duymuş oluyorsun. Onlar iradedeki şeriatı uyuyorlar, onun için ihlaslı. O ihlas var. Manasını da bildikleri için abi o. Adam mesela üfleyerek yememenin niye zararlı olduğunu biliyor. Biliyor, tespit etmiş, öğrenmiş. Biz kelam sıfatında gelenden öyle yemiyoruz. Adamlar tespit etmiş asırlar geçse bile. Üfleyerek yemeyin diyor. Ya onların tahkiki oluyor, bizimki taklidi oluyor. Evet. Mesela öğleyin namazı, öğleyin yatmak, öğleyin namazına yakın ve geçen kaylüledir. En büyük hikmetlerin bir tanesi bence tamamen psikoloji tedavidir. Bunu kim uyguluyor biliyor musun? Devlette kanun olarak uyguluyorlar. Yunanistan, İspanya, Akdeniz devletleri resmi dairelerde öğlen bir saat yatma uykusu var, uyku odası var. Yemeğin dışında. Bir kalkıyor, zinde. Zinde bakın, görüyor musun? İrade sıfatına uyuyor. Allah Resulü kelamla bizi oraya yönlendirdi. Kelamına uysaydık, iradeye duymuş olacağız. Bak uyuyor adam, Yunanistan'da bir saat yemekleri hariç. Ne yapıyor? Daha zinde de yani sanki formatlanıyor. Bir dikkat edin bak görün. Ne kadar bir saat eksik zannediyorsun ama inan bana kalktığı zaman 5 saat takarsın o bir saatle. O kadar canlı çalışırsın. Buluşçu zihin olur. Sanki sabah kalkmışken gibi oluyor. Evet, kuvvet hakka ve ihlaslı olduğuna bir delil şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlas bu davayı ispat eder. Ve kendi kendine delil olur. Çünkü 20 seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğim hizmeti ilmiye ve diniyeye mukabil burada yani Barla'da sizinle 7-8 senede 100 derece fazla edildi. Halbuki kendi memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden 100 belki 1000 derece fazla yardımcılarım varken burada ben yalnız kimsesiz garip yarım ümmi, insafsız memurların tarasudat ve tazikatları altında 7 sene sizinle ettiğim hizmet 100 derece eski hizmetten fazla muvaffakiyet gösteren manevi kuvvet nedir o? Sizdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. Mesela 100 kişiyiz cemaat, 200 kişiyiz. Ama birbirini sevmiyor, birbirine samimi değil. Ne haber nasılsın? Çay içiyor, çekip gidiyor. Bir aile bağlarımıza sebebiyet vermemiş. Derdimiz olduğu zaman beraber bir çözmeye gitmememiş. Anladın mı? Bir sıkıntı olduğu zaman alaka duymamışsın. Derslere gitmemişsin. Meşveretlere gitmemişsin. Ne olacak şimdi? 500 kişi olsa ne olur? Hiçbir şey yok. 10 kişi ama tesanüt etmiş. Kuvvet işte burada. Niçin? Akıldan çıkan fikirler koy tencereye 10 tane, 10 kişi. Kalpten çıkan ister, ruhtan çıkan latifeler, eylemden ortaya çıkan enerjiler koy karıştır. O 10 tanenin
10 tanenin bir araya gelmesiyle 10 tane biri yan yana koy. O kadar kuvvet oluyormuş. 4 tane olsa 4 tane bir. Ayrı ayrı olsa 4×4=16 olur. Ama ihlasla bir ittifak etseler, bir protokol dedikleri, yani bizde dusturlara, kaidelere, laikalara, yani Kastamonu Emirdağ'ına uysa, 4 kişi 4 tane bir yan yana gelse, 100, 1000, 100, 11, 10 tane bir olsa, düşün. 1 trilyon 111 bin. 1 trilyon mahkemen ezberlemiş. 111 milyon 111 bin. 1 trilyon, söyle izle. 1 trilyon 111 milyon 111 bin 111. 20. Oluyormuş. Matematik bayağı. Buna Karl Marx'tan misal vereyim. Karl Marx'tan. Karl Marx'ın şöyle bir şeyi vardı. Komünistin şeyi başlatan zat. 10 tane mi 20 tane adamı varmış. Alana herkes 10 tane. Bununla samimiyetle götürüyormuş. Acaba bu 10 tane beni aldatıyor mu diye 10 tanenin arkasına 10 tane de adam koymuş. 2 tane halka etti. Acaba ikincisi de birle anlaştı mı diye 3. bir halka koymuş. 4 tane de halka. İstihbarat böyle yapılıyor. 4 tane halka varmış. Ve şöyle laf etti. Gene güvende değilim diyor. Muhammed'in sahabesi gibi diyor. 10 kişi olsaydı dünyayı değiştirirdim diyor. Abi, az kişiyle ihlas daha mı kolay oluyor o zaman? Ya az kişiyle değil. İhlaslı olunca tesanut kolay oluyor. Samimi olacaksın. Yani böyle yapılı yumpulu değil. Doğru. Böyle. Tam ihlas değil mi? Tam samimiyet. Tam da değil. Yapabildiğin kadar. Yani böyle böyle ama. Yani günah yapmaz değil. Bak Kur'an'da Müslüman odur ki günah işlemez demez. Müslüman odur ki yeise kapılmaz. Ümitsizliğin olmaz. Günaha düşse bile kalkar. İnşallah 52 tane farz var ya, 52 tane farzın karşıtı olan 52 tane şeytanın sıfatları Kur'an'da buldum. Eğer yarın şey yaparsanız onu yaparım size ders. Yarın da buradayım. 52 tane şeytanın sıfat Kur'an'da. Sandın değil. Kur'an'da 52 tane şeytanın sıfatı. Mesela çok işinize yarayacak bir tanesini söyleyeyim, psikoloji. Şeytan için Allah diyor ki, insanların içine korku salar diyor. Melekler ise haf salar, haf. Mesela farkı nasıl anlarız? Çocuğu babası dövdü, korku olur, kaçar. Annesi döver, annesine tekrar gider. Çünkü o korkuda lezzet vardır. Gene anneye geldiği için kalbi bir muhabbete vesiledir, bu haftır. Yani mesela biber gibi acıdır ama lezzetlidir. Kaçtığınız yerden, kaçtığınız kaynaktan kaçarsanız, korktuğunuz kaynaktan kaçarsanız bu korkudur. İşte melekler size yani haf atar kalbinize, böyle yani ümitli bir korku olur. Şeytan ise canım gidiyor, kalbim duracak. Acaba imansız mı oldum? Tabii canım. Sen beni hiç sevmiyorsun. Niye? Her yemekte onaylamadın. Çorba çok iyi oldu maşallah. Tamam da yemekte niye demedin? Yani beni sevmiyorsun. Zannın diyor çoğusundan kaçının diyor zan. Bazı zanlar doğru da. Yani mesela zannediyorsun şuradan kamyon çıkar mı? Zandan kaçar. İşte bu şeytan salıyormuş kafaya. Hem itiraf ediyorum ki samimi ihlasınızla şan-ı şerif perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz. Beni de tam ihlasa sokarsınız. O ihlas inanç değil, bakın görüyor musunuz? Dava gibi bir şey abi ihlas ya. Dava. Davanın yöntemi. Mesela oruç ihlas değil, yöntemdir. Yani. He? Oruç değil, namaz değil. Yöntem işte. Mesela şöyle diyeyim. Diyor ki imanı ve Yahudinin bir kafirin bir sözü var. Çok sözünden bir tanesi.
İmanın ve paranın kimde olduğu belli değil. Nasıl belli değil? İmanın alametleri vardır. Değil mi? Şimdi kafire taraftan olursan imanın yoktur. Yani kim belli değildi, belli işte. Efendim, zan yapma. Diyor ki işaretleyeceğiz de bu manada. İman olup olmadığı sorguyla anlaşılır diyor. Soru sor diyor. Peki başka? Diyor ki iman kalbe ait bir sıfattır. Şapka ve zunnar gibi şeyler imanla ne alakası var ki diyor. İmanın olup olmadığına delil olmuştur. Umuru batınaya diyor. Batını hakikatlere, zahirini aksediyor. 23. sözde diyor ki batındaki çirkinlikler zahirini aksetmiş olmalı ki evlerinde hani vardı ya sarayda bir binalar vardı. Kapısı şenlikli, içi boştu. Bazı evlerin kapıları böyle sessizlikti ama içi zengindi. Her şey dişe vuruşu var kardeş. Hiç rahatça kafiri taraftan oluyorsa hiç umrunda değil. Dinmiş, Allah'mış. Hiç şey değilse imanı var. Nasıl imanı var lan? Allah Resulü diyor imanla yatacaklar. Kafir kalkacak. Müslüman kalkacak. Kafir akşamlayacak diyor. Beşinci şurada geçiyor. Hiç. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا لَزِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُنَّرْ Yani çok var yani. İşte iman böyle olursa ihlas da kimde olduğu bellidir kardeşim. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyor musun? Her gün 10 dakikalık sen okuyor musun? Evet. Hiç bir Kur'an okuyor musun kardeş? Haftada dersleri kaçırıyor musun kardeş? Dersim devam vardır diye koşturur musun? İhlas burada kardeşim. Anla işte. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir din olur mu? Herkes kafasında yaşasın. Böyle bir din olmaz ki. O zaman niye mücadele edecek? Okul tamam canım. Kabul ettik. Yani bazı tane Ahman'ın dediği gibi. Niyetiniz amelinde hayırlıdır. Yatsı namazını şimdi kılmayınız da vardı tabii iş yerine geldi. Niyetiniz amelinizde hayırlı ise amel yapmayın, namaz yapmayın. Niyet ettik yeter daha hayırlı ya. Vallahi iyiymiş abi. Tabii onun tabii usulünü bilmediği için öyle değil. Adam çalışmak ibadet diyor ama. Çabuk, namaz yok işte. Tamam. O ibadet hangi ibadet? Rububiyet ibadetidir. Uluhiyet değil. O Allah'ın dediği ibadet, ahirete tahallük eden ibadet değil. Çalışmak Allah'ın irade sıfatındandır. Ama kiram sıfatında olursa o ruhsal oluyor. Uluhiyet hakikati ortaya çıkıyor insanda. Yoksa uluhiyet çıkmıyor. Rububiyette kalıyor. Ha şunu demek istiyordum. İman nasıl bir usulü var, bir kuralı var, nasıl gider, ne gelir, eylemsel nedir? İman olan bir kafada ne olur? İman olan kalpte neler olur, neler olmaz? İmanlı bir insan neler yapmaz, neler yapar, neler konuşur, neler konuşmaz? Tamam? İman, ihlas da böyledir. İhlas eylemseldir kardeş. Samimiyim diyor, Allah'ı çok seviyorum, Allah'ı çok seviyorum, namaz yok. Onu takke mi anlardı? Allah'ı çok seviyor, namaz yok. Oğlum ben seni çok seviyorum, çok kızım, bir tanesin. Eve geldin, hani lan çikolata? Çikolata nerede? Nasıl seviyorsun? Bir tane vurdum. Niye vuruyorsun baba? Çok seviyorum da onda. Sevginin alameti bu mu? Tokat mı? Böyle sevgi olur. Kardeşim bu dünyada her şey usulle çalışıyor. Kural. Tamam. İrade sıfatından gelen ihlas var. Kelam sıfatından gelen ihlas var. İkisi cem olursa uluhiyet hakikati olur. Tek olursa rububiyet hakikati olur. O da ihlas. Ama dalaletteki ihlas da nedir? Adetullah'a uyduğu için Allah muvaffak ediyor. Ama ahirette sevabı kalmıyor. Bilirsiniz ki Hazreti Ali radıyallahu anh o mucizevari kerametiyle Hazreti Gafs-ı Azam Kudüs-ü Sürü o harika kerameti gaybesiyle sizlere bu sırrı ihlasa binaen iltifat ediyorlar ve himayetkarın teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Sen de şunu hisset. İhlas eylemseldir dedik ya. İhlas hissaresi ne söylüyor biliyor musun? Nasıl söylüyor bak. Bak göstereyim. Eylemseldir. Dört tane kaydı var. Ne yapmamız gerektiğini bak. 21. kaçıncı lemaydı? 21 mi? Bak abi. İhlaslı olduğuna delil şu. Birinci dostluğunuz. Sırf üstündeki cümleyi okuyacağım. Siyah.
Siyah puntuyu. Amelinizde, eyleminizde din. Gördün mü bak? Eyleminizde, amelinizde rıza ilahi olmalı. Eylem. İhlas bak. Eylem. Eylem varsa var. Eylem olacak. Şimdi eylem yoksa ben ihlas değil. Amelinizde rıza ile olacak. Amel yoksa zaten ihlasla bahsedilmesi ne ihlası yani. İki. Bu hizmeti Kur'an'ı bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk deminden gıpta damarı tahrik etmemek. İhlaslı bir adam bu. Tenkit etmeyeceksin kardeş. Etrafında da birileri olacak. Yalnız olmayacak abi. He. Yani ne demek o? Kardeşlerin diyor. Kardeşler. Etrafında birileri olacak. Yalnız olmayacaksın diyor sen. Doğru. Cuma. Bak tenkit etmeyeceğiz. Bir ki fazilet furuşluktan böyle çabalara girmeyeceğim. Bak eylem. Eylem. İhlası görüyor musun? Eylemsiz ihlas var. Yani ihlas kardeşim adetullah kanunlarıdır. Tenkit ediyorsun. Fazilet furuşluğundan böyle hava atıyorsun. Kibir yapıyorsun. Gurur yapıyorsun. Haset yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Hak namına eleştiriler yapıyorsun. Çaktırmadan çakıyorsun derslerde. Böyle bir nedir bu? Eylem. İhlas eylemdir ya. Öyle seziş, anlayış böyle. Farkını. Tamam. Bırak onu. Felsefik bir şey değil o zaman. Ha değil lan. Güzel. De güzel ifade etti. Üçüncü dostunuz. Bak üç okuyacağım. Dört tane. İhlas suresi kaç ayettir? Dört ayet. Kulu Allah et. Allah'a sımet. Lem yelid ve lem yulet. Ve lem yekun lehum küfüven et. Dört tane dostur işte. Üçüncü dosturunuz. Üç. Bütün kuvvetinizi. Görüyor musun bak? Eylem. İhlasta ve hakta bilmelisiniz. Kuvvet. Bütün anlayışlarınızı, maneviyatınızı ihlasta değil. Kuvvet kardeşim. Kuvvet haktadır. Bütünlüktedir. Tesanüttedir. Beraber olmaktadır. O başlığını okuyorum. Tafsiratın içinden. Dördüncü düsturunuz. Bak iç alem mi dış alem? Kardeşlerinizi, şunları, meziyetlerini şanslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakiran iftihar etmektir. Ne oldu? Eylem hepsi. Eylem. Eylemde vardır bu. Öyle uçuk açık bir şeyden bahsetmiyor böyle din, lisan uçuk macuk böyle de. Yok kardeşim her şey bellidir. Hak bellidir dedi Allah Resulü. Batıl da bellidir. O arasındakiler de şüphelidir, kaçının dedi. Eylemseldir, eylemdedir ihlas kardeş. İhlasın değil midir? Nasıl anlayacağız? Ustad gene orada misal veriyor da. Topraktan şey çıkar. Topraktan toprak çıkıyor. Maden ama toprak. Ateş veriliyor. 1500'da 1500 santigrat derece verilince demir ayrışıyor. Aynı toprağa 2200-2500 verince bakır ayrışıyor. 2800'de işte çelik şöyle. Yani derece vere vere ondaki madenleri bu tarafa ediyoruz. İşte Allah da hadiselerle bize ateş veriyor. Biz karma toprağız. Madenler ayrışması lazım. Budur. İşte sevmediğimiz hadiseler var, hastalıklar, musibetler vs. Ayrıştırıyor. Ya. Acayip bir şey. Psikoloji tedavilerin en müessir sebebi, yani bu mesleğe girenin psikoloji sorun olmaz garanti veriyorum. İşin ehliyim, burada tevazu yapmayacağım, ehliyim. Tefekkür ehline psikoloji yanaşamaz. Çünkü tefekkür psikolojinin tam zıttı. Yani menfi psikoloji. Kendi kabına çıkmıyor, bütünselliğe geçiyor. Mesela bugün Amel'e bir misal vermiştim. Tencereye 5 litreli alan bir tencere Yusuf abi. 5 litreli abi tencereyi ayarı. Oraya yarım, bir litre süt koyar mısın süt? Ha bu kadar bir şey değil mi? 5 litre. Abi ben daha salondayım. Beni çağıracaksın şimdi mutfağa. Ateşi verdin, ısıtıyorsun süt. Süt kabarınca ne kadar çıkar abi? Tencereyi aşar değil mi? Aşar. O anda beni çağırdın. Hasan kardeş sütü bak, o baktım ona tencere dolu lan. Isı var oldukça o orada durur. Peki soyunca ne olur? Şşşt, aslına iner değil mi? Kendi potansiyelinden seni çıkarıp seni
aktif edip var olan gücü var ya konsant ediyorsun. Gücü ortaya çıkaran tefekkürdür. Süt şeyi gibidir. Var olan hakikatin inkişaf ettirir. Tefekkür demek de alttan ısıyı vermektir. Devamlı. O zaman potansiyel bir kuvve bir fiil oluyor. Soğuyunca buzuşuyor. Tefekkür bak. Hakikatini ağaç yapıyor. Çekirdek ağaç oluyor. O anda beni çağırdın. Ben kalmaz mıyım ya Yusuf abi? Dedim ki aa bak hele sütü. Vay be. O abi bunu sabah ne yiyeceğiz? Abi sabah içeriz. Bir saat sonra gittin ikimize bir saat daha ceketi. O ısı tefekkürdür. O sütün aslı istidattır. Isı verince olur kabiliyet. O tencerede bedendir. İnkişaf ettirir. Ya, işte psikoloji sorun asliyetinden seni çıkarıyor, seni ötelere taşıyor. Yani fikir bir o konumuz olmadığı için girmek istemiyorum ama dayanamıyorum tabii böyle bu illa bu tarafa kayıyor psikoloji şeyi. Samimiyetin getirmiş olduğu samimi bir ortamda olmak var ya şu cemaat içinde çekirdek olmak kuvve-i kutsiye mazar oluyorsun, rahat ediyorsun. Ona delirim şu. Şu anda rahat değiliz. Şu anda rahatsın. Düşün bu rahatlığın hayatın her safhasında olsa. Olmaz o da. Dayanamaz yani. O kadar lezzetli. Derste mesela ben çok rahatım. Rahat. Siz de rahatsınız. Mesela o kadar bazen bazıları rahat. Mesela uyku kapı içenler var. Diyorum ki gel derse bırak kapı. Bak 10 dakika sonra nasıl uyuyacağız. Çünkü seni uyutmayan şeytandır. Şeytan devre dışı olacak. Bak uyuyacaksın. Fatih uyku geliyor. Şimdi mayışma da var değil mi şimdi? Bak şeytanı getireyim şimdi. Siyaset var ya arkadaşlar. Bu Cumhurbaşkanı dedi ki var mı? Aktif olduk değil mi? Cumhurbaşkanı ne demiş? Yok öyle mi? Bak yani acayip bir şey. Bununla koron oynayacaksın şeytanlar. Tamam. Baktın ki uyku bastı. Cumhurbaşkanı Allah Allah ne demiş ya? Uykun bastın gece. Bir gir bir haberler bak ne. Gözün fal taşı gibi açılıyor. Aynı uykun tutmadı. Uykun şey yapamıyorum. Bir dene ya parayla değil. Ben sana kat vermiyorum. Uykun tutmadı. Allah sayın Musa. Ali Salih Nur. 10 dakika içinde yapmasam ben bir şey bilmiyorum. 10 dakika lan hocam 2 satır okumayın. Bir tanesi dedi ki. Tövbe yalan olmasın. Ya 7 ya 13 yaşında kız çocuğu. Peki bunu da duyacaklar. Uykusu yokmuş diye müracaat ettiler. Denden dolayı bana da geldi. Ondan sonra o çocuğa Asay Musa'yı tavsiye ettik. Okuyan sabah 10 dakika, akşam 10 dakika en az. Akşam dedim. Ondan sonra senin de oldu değil mi Emre? Bir tane dedim. Bir tane de sen. Kaç yaşındaydın? 10 yaşındaydın. 10 yaşında mıydın? Ondan sonra ne dedi çocuk kız dedi. Beni uyutan kitap hayret dedi nasıl uyuttu yani. Hiç uyumuyormuş geceleri. Değil mi? Uyuyor ha hap. Ama bu hapı kullandın uyudunsa bana muayene parası vereceksin. Anladın mı? Uyutmuyorsa seyret. Şimdi bize de dalaşıyor da şey o Ömer. Şeytan maya dalaşıyor yani, böyle. Seninki bir de müşkül olmuş. Seninki bir de müşkül olmuş. Güçlü vallahi. Ayağıma ateş basıyor bazen. Tabi sinirsel, yoruluyorum ya. Oradan git, trende anlat, trenle gel, buraya anlat, oraya git yani. Petrol alırken adam anlatıyorsa sen tabi yoruluyor. Beden eşeğe biniyoruz ama diyor, gideceksin diyorum, başka şansın yok. Baktım ateş oluyor Yusuf, tamam. Diyorum ki bak, uğraşma. Ben öyle söz verdiğim zaman yaparım. Bak uğraşma, kaldırma beni. Bir hisp de okumam, inan vallahi bir cüz okurum şimdi. Pat diye gidiyor. Ondan sonra söz son kelimeyi bile diyemiyor. İtimat edin bana. Peki yaptığı oldu mu? Oldu. Samimiyetimi bildiğim için sen samimi misin? Şeytan bile selam durur sana. Söylediğini yapıyorsan. Sana şeytan bile selam durur. Allah Resulü şeytanım iman etti diyor benim şey. Böyle birkaç defa yaptım adam biliyor. Biliyor musun hatırlıyor musun dedim. Kalkıp cüz okudum. Vallahi kalkar ve kalkmışım.
Abdest almışım, sen uykumu getirmiyorsun. Oturdum, cüzü bitireceğim. Bir iki sayfa kalmadı uykum geliyor. Hiç kusura bakma dedim, aran kestim, konuşuyorum. Ben bunu bitireceğim. Öyle buna alışmayacaksın. İki sayfa uykum getirmek değil. Bir daha benimle uğraşmayacaksın. Ben bu cüzü bitireceğim şimdi. Gelmiyor. Biliyor cüzü okuyacağım ama. Ben okurum. Geçen dedim, baktım ateş bastı. Lan. Yorulmuşum. Düğüne git aynı gün. Cenaze evinde konuş. Düğünde konuş, cenaze evine konuş. Öyle bir şey var falan. Baktım ayağı biraz sıcaktı falan. Uykum yok. Dedim uğraşma git. Yatacağım şimdi. Lan. Baktım gene yok. Bak kaldırma beni. Cüz ha. Dedim bir cüz. Bir baktım bir de kendimi sabah namazında gördüm. Çünkü çok uyumak veya uyumamak, çok yemek veya yememek şeytandandır. Gelen uykuyu kabul etmiyor. Saatimiz gelmiştir. Ben zannediyorum, tahmin. İhlaslı olmak lazım. Yani Allah'ın adetine uymak lazım. Öyle Allah'ın adetine uymayıp ihlas kalbedir demek aldatma kendini. Öyle ihlas yoktur. Öyle samimiyet yoktur. Allah'ın rızası Allah'ın adeti ilahiyesindedir. Muvaffak istiyorsan Allah'ın adet ilahiyesine tevfik-i hareket et. Bu zenginlik istiyorsan çalışacaksın. Evet, her çalışan zengin olmuyor ama zenginler çalışarak olmuş. İstisna hariç, varislik varsa. Sabır, sabır nereye sebeptir? Sabır, muvaffakiyete sebeptir. Sabır ve sabahtır. Bu kural, kurallardır. İki kere iki dört. Evet. Yapacak bir şey yok, öyle. Evet, mesela bakayım burada mıdır, yoksa öteki defterde midir? Bak ben size, içerideki defteri getirir misin Emre? Hemen abi. Bak size o maddeleri sayayım. Aslında dersi bitirmiştim. Ama hoşunuza gidecek böyle. Çabuk getir abim de. Bekletme. Bak o adet ilahisini sayıyor ustad. Çalışıyorum çünkü. Bu ihlas neyin nesidir ya? Ben diyorum ki ihlas diyeyim. Niye bende ihlas, muvaffakiyeti yok? Nerede eksikliği var? Bak çabuk kapatma. Bak şimdi 132. Bak. 132. Allah'ın hikmeti de çekti burası. Burası. Sabır zaferin. Atalet sefaletin. Say çalışmak servetin. Sebat galibe haletlerine muvaffakiyet verir. Anladınız bak. Sabrın mükafatı zaferdir. Sabır. Sabrın mükafatı, bak ihlas. Sabrın mükafatı zaferdir. Ataletin mücazatı. Yani atalet nedir? Tembellik. Cezası nedir? Sefalettir. Sefil oynayacaksın. Sayı sebabı, yani çalışmanın karşılığı servettir. Sebatın mükafatı galibedir. İhlas bu işte. Eğer ihlas etem olursa, çift ihlas, ihlası tam, hem irade sıfatına hem kelam sıfatına uyarsan, uluhiyet hakikati ortaya çıkıp, ahiretteki hayata da muvaffakiyet ver, kazanmış olacaksın. Sıfır irade sıfatına tevfik hareket edersen, kafirler gibi, dünya mimar olur ve mamur olur. Dünyadaki hayatı istersen, irade sıfatına uy, Müslüman da yoksa, peygamber de yoksa, İrade sıfatındaki tekvini ayetlere uymasan sefalettir. Mucazattır. Çekeceksin sıkıntı. Psikolojik sıkıntılar da irade sıfatına uymamaktandır. Ruhsal sıkıntı çünkü. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.